Atatürk'e dil uzatan konuşuyor ileri geri. Atatürk olmasaydı şu şartta ifade özgürlüğü ardına sığınıyor. Konuşabilir miydi? O var diye konuşabiliyor. Onun gösterdiği devrimler, onun gösterdiği ilkelerle şu cumhuriyet denen benim için en kutsal yegane şey. İnşallah 100. yılında göreceğiz. Cumhuriyeti böyle istismar ediyorlar dini kullanarak. Her ideolojinin bir sömürüsü olduğu gibi dini de sömürüyorlar arkadaşın dediği gibi. Ama ben bunun yüzünden de bunun gibileri yüzünden de faturayı İslamiyet'e kesmem. Ben bu dünyaya ikinci defa daha gelsem yine İslamiyet'i seçerim. Ama inancım benim vicdanımdadır. Arkadaşımın inancı, arkadaşım da hanımefendinin inancındadır. Kimseyi inancından dolayı sen yargılayamazsın. En kötü şey nedir biliyor musunuz hocam bana göre? Bir insanı kendi ahlak ve inancınla yargıladığın zaman o toplumda kutuplaşma, o toplumda kopma başlar. Ya ben bunu söylüyorum. Bir şey var abicim, sözünü kestim. Çok özür dilerim. Şimdi şeylere baksan, bu ateist ya da ne bileyim deist ya da ne bileyim işte putperestle olan yerlere baksan, bunlar bizden daha ahlaklı, daha vicdanlı. Evet. Düşün yani, bizim dinimiz aslında ahlakı, vicdanı öğreten bir din. Ama bizimkiler bundan çıkmışlar. Tamam mı? Sanki ateistmiş gibi. Ama ateistlere bakıyorsun, onlar bizden daha vicdanlı. Ya hanımefendinin dediği gibi dünyadaki tüm gelen dinler hep ahlak üzerine kurulur. Önce insanın her şeyden önce ahlaklı olması gerek. Ahlak yoksa din de yoktur. Peki efendim, bizim işte Müslümanız, dinimizde bu sık sık böyle birçok yerde, Kur'an-ı Kerim'de de birçok yerde geçer. Yani bizim daha bir ahlaklı, daha bir işte saygılı olmamız gerekmiyor olmamız mu? Neden işte, böyleyiz? Neden ama böyleyiz ama? Sistem, insandaki zihniyet, bizdeki şark kurnazlığı. Bir göçebe kültürü olduğumuz için, Orta Asya'dan geldiğimizin kültürümü küçümsediğimden söylemiyorum, altını çizerek söylüyorum. Günü kurtarma, anı yaşama. Ben bugünü kurtarayım, yarından sonrası ne olursa olsun umurumda değil zihniyeti var ya, o ahlak. En basiti, ben bu dünyayı dedemden babamdan önünü çalmadım. Bu gençlerden önünü çaldım. Ben 54 yaşındayım. Ben görmüşüm göreceğimi, yaşamışım yaşayacağımı. Benim en büyük endişem ne biliyor musun? Bu çocuklar ne yapacak? Bizden sonra bu çocuklar ne yapacak? Benim çorum yok, çocuğum yok bak. Dikili bir ağacım da yok. Benim düşüncem bu kuşak. Z kuşağı, Z kuşağı diyorlar ama bunları araç olarak görüyorlar. Yurt dışına gidiyorlar abi. Şu an birçoğu yurt dışına gidiyor. Yurt dışına gidiyor. Benim torunum var. 5200 lira maaş alıyor. Şeyde, çarşambada çalışıyor. Tamam mı? 5200 lira inşaat mühendisi. Burada anasını, babasını, dedesini hepsini bıraktı 5200 liraya. Getirmişler üzerine iki tane partiden adam. Benden fazla para alıyorlar dede diyor. Ben nasıl çalışayım diyor. Hocam doğru. Ben bu gençlere kendi adıma özür diliyorum. Çünkü biz bunlara bir şey vermedik. Ama bir şey vermiyoruz, bir şeyler istiyoruz. Ah, bizim zamanımız şöyleydi, bizim zamanımız böyleydi. Sen ne verdin ki bunlara bir şey isteme hakkı? Öyle diyorlar abi, ben burada tartışmalara çok denk geliyorum. Ben bak 54 yaşındayım, benim kuşak da diyor. Bizim zamanımızda babanın yanında böyle durulurdu, atanın yanında böyle duruldu. Saygı şekil değildir hocam. Saygı önce her şeyden önce karşıdaki kişiye fark edilmenin farkını bilincine vardırmaktır. Sen bu insanı var olup gösterdiğin anda, var olduğuna inandırdığın zaman zaten insanın yaşamadaki amacı var olmaktır. Yok sayarsan bu insan istese de istemese de çareyi gider illegal yollardan arar, gayri resmi yollardan arar. Kabahat bizim, bunların değil. Büyükler de yani. Evet. Ben Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusuna değinmek istiyorum. Ben de son zamanlarda çok denk geliyorum böyle zihniyetsiz insanlara. Yok dinsiz, yok şuydu, yok böyle. Öncelikle Müslüman diye adlandırdığınız adam sarayın açılımını papayla yaparken, dinsiz dediğiniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk TBMM'ye duayla açmıştır. Bu ayrı bir konu. Herkes geliyor, Cartürk yok sen böylesin, yok sen şöylesin. Yok cebindeki telefonu çıkar, yok o abi ne kadar saçma sorular ya. Gözünü seveyim, bak şimdi benim cebimde 20 bin TL'lik telefon olsun, tamam mı? Almanya'da yaşayan bir abim, 1000 euroya aldığı iPhone 12 Pro Max'i 10 güne çalışarak mı alıyor? Evet. Ben niye 8 ay çalışıp alayım abi? Sen benim zamanımı, sen benim hayatımı benden çalıyorsun ya. 10 gün bir ay değil. Sen benim hayatımı, sen benim gençliğimi benden çalıyorsun. Bir insanın bir ay, iki ay, üç ay yurt dışında kısır, sözde bizi kıskanan ülkelerin 3 ayda aldığı arabayı ben 3 senede alıyorum. Sen benim gençliğimi benden çalıyorsun ya. Senin böyle bir şeye hakkın yok ki. Bak yarından hiç umudum yokken bunun gibi düşünen şimdi, insanları gördüğüm zaman. Abi Allah senden razı olsun. Şimdi bak ben diyorum şimdi senin gibi bazı abiler gibi, yok telefonunu çıkar. Ya bak kendini düşünmüyor musun? Aklında mı yok? Eski kafa, zihniyetin kötü mü? Abi kendini düşünmüyorsun ya, ben senin torununum. Ben senin oğlunum. Ben başka birinin evladıyım. Ya beni düşün ya. Ya sen Allah korusun ama bir 10 senelik ömrüm var, 15-20 senelik ömrüm var. Sen bu ülkeyi bize bırakacaksın abi. Sen gideceksin, biz kalacağız. Bizim güzel bir hayatımız olsun ya. Ben söyledim abiciğim işte. Evet, ben evet, bu hayır. Dünyayı senden önünü çaldım. Evet, evet, ben şu an saygı duyuyorum. Senin zıt görüşün olan insanlara söylüyorum, evet, anladın mı abi? Haklısın.
Yani böyle bir şey olmaz ya. Gözünü seveyim ya. Abi bir akıl, öyle bir akıl tutulması yaşıyoruz ki her şeyi gül bahçesi gösteriyorlar. Hatta sorumuz buydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda dedi herkesin evinde araba var. Kapıcılarda bile araba var dedi. Bunu sordum ben. Konu oradan buraya geldi. Bak, ekonomi iyi dedi. Ekonominin neyesinden anlamam. Ama şu vardır. İhtiyacı giderilmeyen insan özgür insan değildir. İhtiyacın bir basamakları vardır. Yeme, içme, barınma, kendine toplumda kabul getirme, sosyal bir kariyer. Sen ilk önce toplumun yarıdan çoğu aç. Önce toplumun yeme içme ihtiyacını gider. İnsanın karnı doyduktan sonra ama ekonomik olarak özgür olduğu zaman insan fikren de hür olur, vicdanen de hür olur. Evet. Sen ekonomik olarak başka kimseye gömdür mü değilsen, doğru, ekonomik olarak bağımsızsan fikrin de hürdür, vicdanın da hürdür. Seçeceğin doğru yolu sen kendin daha rahat edeceksin. Şu an açlığı abi eve götüremediğin bir iki ekmekle nitelendiriyor. Açlık nedir? Ben sana söyleyeyim. Ben mesela geçen bir abiyle konuştum, benden yaş yaş büyük. Ya çocuğu var, 2-3 tane çocuğu var. O eve ayda bir kırmızı et girmez mi ya? Bir eve, ya bu açlıktır, sen açsındır. Sen eve iki tane ekmek götürüyorsan bu tokluk değildir, açlıktır. Anladın mı? Ben en son ne zaman mesela et yediğimi hatırlamıyorum. Ya bu lüks bir yaşam mı? Bakın insanların en büyük çaresizliği, şu kazı kazan bayilerin önüne bakın. Dün vatandaşın biri akıl tutulması, benim kuşak. Yani üzüldüm gerçekten. Bak diyor, devlette para var ki diyor, millette para var ki diyor, bunu alıyor diyor. Buraya talep var diyor. Adam son çareyi orada arıyor aslında. Sonuç olarak... Gerçekten bu ekonomi böyle giderse, biz gençler hırsızlık yaparsak, biz gençler eroin esrar satarsak, biz gençler kötü yollara gidersek kimse bizi yargılamasın. Çünkü mecbur kalacağız artık. Hani bugün 100 tane genci çevirin, bir tanesi memnun değil ya. Bir tanesi memnun değil. Yani şu gençler okuyorlar, yani kendileri okuyor. Gerçekten boşa okuyorlar. Atanamayacaklar. O kadar masraf, o kadar şey, gerçi hayatlarını boşuna eva ediyorlar. Bak, Atatürk'ün yani en sevdiğim sözü: cumhuriyetsizden der yükselen nesil. Fikri hür, vicdanı hür nesil ister. Bunun anlamı çok geniş hocam. Arkadaşımın evladım sayılır. Fikri hür olduğu zaman, vicdanı hür olduğu zaman daha bilinçli bakar. Ahlak altyapısı daha sağlamdır. O zaman bu cumhuriyet gider ve insanlar daha mutlu olur. Sorun şahıslarda değil, yönetenlerde değil. Herkes layık olduğu yöneticiyi seçer. Bana göre layıkıyla yönetilir. Önemli olan zihniyetin, sistemin değişmesi. Sistemde bizi şunu itiyor. Ekonomik olarak ağzımıza bir parmak bal sürüyor. Tamam mı? Karnım doyur. Oh, bu benim karnımı doyuruyor. Gerisi Allah kerim diyor. Ama yarından sonrakini düşünmüyor. Yine tekrarlıyorum. Benim en büyük endişem bu. 54 yaşındayım. Ben bunlardan önce çaldım bu dünyayı. Bunlar nasıl yaşayacak? Benim endişem o. Bak, benim çorum yok, çocuğum yok. Ben kendimden vazgeçtim. Benim endişem bunlar. Bu insanla benim kanım bulaşmaz. Bu insanla benim bulaşmaz. Bu delikanlıyla bulaşmaz. Ama ben her şeyden önce bu dünya en güzel şekilde hak edilmeye, yaşanmaya layıktır. Hele bu ülke cennet. Bana dünyada bir ülke göster. Bir günde 4 tane mevsimin yaşandığı ülke var mı? Ama biz kıymetini bilmiyoruz. Bu güzelim ülkeyi, bu güzelim cennet vatanı, bunun gibi pırıl pırıl insanlara iyi bir gelecek temin etmedikten sonra çıkmışın din şöyle, din böyle, dinin altında. Ben bunun yüzünden faturayı İslamiyet'e de kesmiyorum. Bu zihniyetten dolayı. Yüzyıllar boyunca zaten ne geldiyse Allah'ın adını kullanıp, Allah ile aldatarak insanların, binlerce, milyonlarca insanın kanı döküldü. Ben bunu diyorum. Bunu biliyorum. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok sağ olun. Var mı eklemek istediğin şey? Bir de şunu demek istiyorum. Din kardeşiz, din kardeşiz diye Suriyelileri aldılar. Ülkeye zaten Suriyeliler geldiğinden beri ülke ayrı bir... O zaman, o gün bugünden beri zaten Türk insanları böyle her şeyle krize girmeye başladı. Din kardeş dediler. Şimdi Suriyeliler sosyal medyada muz akımı başlatmış. Bilirsiniz belki. İşte paraları saçıyorlar, şeyleri saçıyorlar. Ben kendim 7 yıl kuyumculuk işi yaptım. Suriyelilerin aldığı altın kadar bizim Türk milleti alamıyor. Aynen. Yani kilo kilo altın alıyorlar. Bugün gelin Antalya, Teğmenpaşa, Kepez, Güneş Mahallesi Suriyeli dolu. Tüm hanımların ellerinde buradan buraya kadar altınla geziyorlar. Ben kendim bu işi yaptığım için buyurun gelin, evlerine tanıdıkları da var. Gidebiliriz, çay içebiliriz, kahve içebiliriz. Evlerine, altınlarına, altındaki artık arabalarına, dükkanlarına buyurun bakın. Yani bizim ona onlar bile memnun değil. Onlar bile memnun değil yani. Onlar bile memnun değil. Onların altında gözümüz yok. Bizim de amacımız, şeyimiz, bizim de bayanlarımızın şeylerimizin altın olsun. Ama olamıyor maalesef. Hani aynen olamıyor çünkü, ama bir Suriyelinin en az 10 tane çocuğu var. Minimum 5-10 tane çocuğu var.
kadın çalışmıyor, adam çalışmıyor ama bütün şeyi çocuklar çalışıyor. Ve o çocuklar ev hep eski evler, hep kirası düşük evde oturuyorlar. Ama adama para, çünkü 10 tane çocuk olduğu için adama para biriktirebiliyorlar. Ama ondan vergisi yok. Adam bir dükkan açsın, vergi ödemiyor. Vergiden mükellef. Adam bir dükkan açsın, bir şeye bir borcu olmuyor. Niye? Mükellef çünkü. Ama ben şimdi gidip bir dükkan açsam, vergi mükellefiyim. Her şeye vergi, KDV, ÖTV, her şeyim benim sırtımda yük gibi. Şu an gidin son esnaflara, yemin ödem eskisi gibi çalışamıyorlar. Özellikle bu son bir senede çalışamıyorlar. Bakın, bizim Türkiye'nin ekonomisi şu an dünyada 2 sene öncesine kadar 9'u mu 8'deydi, yani sadeydi, şu an 10'a kadar geriledi. Hatta şu an belki... Ekonomi olarak mı? Tabii aynı ekonomi konusunda... Şöyle, 18. An, sıralarda 21'lere geriledi. Aynen değil mi? Aynen, bayağı bir geriledi. Şey var ya bak, şey, Malezya. O bile bize öne geçti. Şeye bak, Malezya, Endonezya, onlar bile bize öne geçti. Ya işte bunlar halk araştırmıyor. Hele özellikle yaşlı amcalar. Bunları araştırmadıkları için, bunlar teknoloji ayak uydurmadıkları için telefonu alıp da araştırmadıkları için bilmiyorlar hiçbiri. Ama alıp telefonu atıyorum ekonomiyi veya... Al abi. Telefonum iPhone 6S. 6S abi. Ama sen git bir Avrupa'nın çocuğuna bak. Yaşı 5-6, 13 Pro Max, MacBook, AirPods'lar. Hepsi onlarda abim. Hani bizim yaşlı amcalar araştırmadıkları için... Her evimizde AirPods var veya akıllı saat var. 100 kişiden bir kişide var. Yani, ama Avrupa, gelin Avrupa'ya görün. Bacak kadar çocuklar... Türkiye Cumhuriyeti Amerikalı olmuş, İsrailli olmuş, Rusyalı olmuş. Keşke ben onu biliyorum. İyi bak bizi... Bak ben şey söyleyeyim. Bir isteğim var. Yaşlı amcalar saygım sonsuz. Ama teknoloji araştırsınlar. Bizim... Ekonomi araştırsınlar. Biz şu an dünya konumunda neredeyiz bunu bir araştırsınlar. Araştırsınlar, eminim fikri değişecektir. Teşekkür ederim. Eminim fikri değişecek. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Beğeniyorum bir tane.